Bismillahirrahmanirrahim. Arapça cümle kuruluşu ve tercüme teknikleri Mustafa Meral Çörtü Hoca'nın eserinden çalışmaya devam ediyoruz. Ne demişti? Sıfat cümlesi tercüme edilirken göz önünde bulundurulacak hususlar. Sıla cümlesinde olduğu gibi sıfat cümlesinde de sıfat cümlesini mevsufa bağlayan bir damir bulunur. Bu bağlamada damirin durumuna göre sıfat cümlesi çeşitli şekillerde tercüme edilir. Bağlayıcı zamir sıfat cümlesinin faili veya mübtedası ise en an eklerini alır. Yuhafidu şurtiyun yekumu bi vazifetihi alen nizam. Vazifesini yapan polis düzeni korur. Ee, evet burada şurtiyun nedir? Faildir. Ve bu yekumu bi vazifetihi alen nizam ise bu şurtiyunun nesidir? Sıfatıdır. Dolayısıyla Burada e, eğer mevsufu bakın fail ise dedi en an eki alır. Yakumunun altında gizli ve faildir ve bağlayıcı zamirdir. E, yusna ale evladin hum mueddebune terbiyeli olan çocuklar övülür. E, evet burada da hum mueddebune demiş e, terbiyeli olan buradaki hum rabıt zamirdir. Sıfat cümlesindeki bağlayıcı zamir meful ise dı, diği eklerle tercüme edilir. Yedrusu tilmidun terahu dersahu kethiran. Gördüğün öğrenci dersine çok çalışıyor. Burada da tilmizin sıfatı terahu. Hu nereye bakın rabıttır. Tilmize rabıttır. Peki. Ekhbarun. Ekhbarun yukaddimuha el müzi'ul ane hammetun cidden. Spiker'in şu anda sunduğu haberler çok önemlidir. Et ahbarun yukaddimuha. Ee, onu sunuyor e, el -muzi. Burada ahbar mübteda ve onun devamı ise e, ne oldu? Şuraya kadar. E, bakın yukaddimuha el-Muzi el-An. Buraya kadar bunun sıfatıdır. Sıfat cümlesi, şipi cümle yani zarf müstakar ise mevsufa bağlanırken umumiyetle ki bazen de olan, bulunan lafızları ilave edilir. Sallamtu ala raculin fişşari. Caddedeki adama selam verdim. Evet, burada fişşari şipi cümledir ve raculun sıfatıdır. Ki manası verdik. Caddedeki. Akadet şerikatun ticariyetun fi atana el ittifakat ticariye ma şerikatın ticariyeti ecnebiye Adana'daki ticaret şirketleri. Burada da fi atana bu e, şerikatın nesidir? E, şifi cümle olarak sıfatıdır. Peki şöyle aşağıya baktık ve ne diyor burada? El cümletül hali, hal cümlesi. Marife isimden sonra gelen cümledir. Hal cümlesi isim, fiil, şipi fiil, zarf-ı müstakar olarak gelir. İsim cümlesi olan hal, hal isim cümlesi olursa umumiyetle başında babu haliye bulunur. Âder il ilel beyti ve huve mut'abun. Adam yorgun olarak eve döndü. Bazen vav-ı haliyenin bulunmadığı da olur. Ferrel cunudu esliha tuhum metruke. Askerler silahlarını bırak, bırakmış, terk etmiş olarak kaçtılar. Yani silahları terk edilmiş olarak. Burada el cunud marife bir isimdir ve burası onun isim cümlesi olarak hal cümlesidir. Dedik fiil cümlesi olan hal ''Müspet mazi ile başlayan hal cümlesi.'' Umumiyetle hal cümlesinin başında ''vekat'' bulunur. ''Gâbe ehûke vekat hadara cemîhu estigâihi.'' ''Bütün arkadaşları gelmişken.'' Yani gelmiş olmalarına rağmen kardeşin gelmedi. Burada <gâbe> ''vekat hadara cemîhu estigâihi.'' Bu ''ehûke''nin nesi oldu? Hal cümlesi oldu. ''Mazi fiile başlamış ve başına kat gelmiş.'' Değil mi? ''Vekat.'' Menfi mazi ile başlayan hal cümlesi. Bu durumda hal cümlesi vavlı veya vavsız olabilir. Kâne halîlun yebki mâ darabahu ahadun. Halili kimse dövmediği halde ağlıyordu. Kâne halîlun yebki ve mâ ahadun. Başına vav da gelebilir. Müsbet muzari ile başlayan hal cümlesi. Önünde vavul hâliye ve başka bir ön takı bulunmaksızın sahibül hale bağlanır. Haraca Ferit yedhaku minel beyt. Ferit gülerek evden çıktı. Burada yedhaku ne oluyor? Hal oluyor. Yetekellemu muvazzaful benki me'az zebun yuvekku ala zahiriş şiiki. Evet. Burada banka memuru çekin üzerine imzalayan müşteriyle konuşuyor. E, Şiik nedir? Çek demek. Yuvekku imzalamak. Zebun ne? Müşteri e, demek. Peki burada e, hal e, neresidir? E, şöyle baktığımız zaman yuvaqiu diye başlayan bu muzari e, fiil hal cümlesidir. İmzalayan e, müşteriyle konuşuyor. E, yani nasıl bir halde konuşuyor? İşte müşteri onu imzalarken. Menfi muzari ile başlayan hal cümlesi vav'lı veya vavsı gelir. Zehebe'l amil ile'l masna'i ve lem yekul şey İşçi fabrika hiçbir şey yemeden gitti. hebel amir iler masnai lem yekul ye şeyen. Burada vav wow olabilirdi, olmayabilirdi. Kata'al evladul ezhare ve lemma tetefettah. Çocuklar çiçekleri henüz açmadan koparmışlardı. Burada da ve lemma tetefettah. derken vavsız da gelebilir. Şipi cümle olan hal sahibül hale doğrudan bağlanır. Rakani verdu ve bostan. bustan. Rakani benim hoşuma gitti. O gül ve bostan. bustan, bostan ortasında. Burada ve zaftır. Ve şipi cümledir burası. Ve herhangi bir rabıt almıyor. Doğrudan bağlanıyor. Harfi cerle şipi cümle. Evet. da el havadis fi somali yevmen fe yevmen. Somali'deki hadiseler günden güne kötüleşiyor. Evet, burada e, neyi görüyoruz? Fis Somali. Zarfla şipi cümlenin hal olarak gelmesi. Ra'eytul hatibe fevgal minber. Minberin üzerindeki hatibi gördüm. Burada da zaten vasat da aynı. E, hal, o da haldi. Dersiniz zarftı. Yukarıda da e, belirtildiği gibi hal cümlesi sahibül hale ya vavül halile yahut zamirle veya her ikisiyle bağlanır. Hal cümlesinin tercümesinde göz önünde bulundurulacak hususlar. Hal cümlesi Türkçe'ye tercüme edilirken, umumiyetle rek, raktığı halde, mış olduğu halde eklerini alarak tercüme edilir. Ra'aytul de yusri'u fişşari. Çocuğu caddede koşar bir halde gördüm veya koşarken gördüm. Buradaki yusri'u <laughs> fişşari hal cümlesi oldu. Ca el faris vakat rakibe hisanehu. Suvari atına binmiş olduğu halde geldi. Burada ve rakibe hisanehu ne oldu? Hal oldu. Sıla ve sıfat cümlelerinde olduğu gibi hal cümlesinde de fail veya müpteda hal cümlesini sahibül hale bağlayan zamir olursa en an takılarını da alabilir. Evet, şöyle baktık. Er-racülü <laughs> yakra'ul ceridete huve Ebu Ahmet. Gazete okuyan adam Ahmet'in babasıdır. Bu Abu Ahmed burası ne oldu? İsim cümlesi ve hal oldu. Hal cümlesini bağlayan zamir meful ise dı, di, du takılarını alır. Caetit nun nusni aleyha. Övdüğümüz kız öğrenci geldi. Nusni aleyha. Hal şipi cümle olursa ki olan, bulunan, iken lafızlarını alır. Adel aza'u finnat vetil ilmiyetin nazar. Fil mesele, ilmi sempozyumdaki üyeler meseleyi gözden geçirdiler. Evet, burada da bakın fin nedvetil ilmiye derken şipi cümle olmuş ki olan diye. Bakın ilmi işte sempozyum toplantı orada olanlar. Ba'athes sefir fi brüksel risaletin ile Ankara. Brüksel'deki elçi Ankara'ya bir mesaj yolladı et ken manası çıkar. Merer bir ahi fakat tümüne men soki. gelirken kardeşime uğradım. Burası hal cümlesiydi. Er et ramen manası çıkar. Nasıl el ummalu yeştegilune fil masna ve kat garabeti şemsu. Güneş batmasına rağmen işçiler fabrikalarda çalışıyorlar. İçin üzere manası çıkar. dedik ve bu manalara devam edeceğiz. İnşallah okumaya buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.